Hangisi daha iyi? Spider-Man'in öpücüğü mü? Yoksa tatlı çuro mu? Ah, benim güzel yiyebeni pastam. Orada bekle. Çay yapacağım. Çikolatalı pastayı keselim. Mikrodalgada beyaz ve bitter çikolata eritelim. Tüm pastayı beyaz krema ile kaplayalım. Ve üstüne bitter çikolatayla yebeni yazalım. Benim için çok güzel bir hediye. Hey, kim pastamı çaldı? Hayır, onu bana geri ver. Vay canına, neler oluyor? Sanırım büyüyorum. Havuz kenarında sıcak bir gün. İşte Alper de geldi. Bak, çılgınca bir şeyler oluyor. Bahse girerim, yine bedava dondurma alacağım. Oval bir tabağın kenarına soyulmuş muz koyalım. Bir top vanilyalı, bir top çikolatalı ve arasına da bir top meyveli dondurma koyalım. Bir gemi yelkeni gibi görünmesi için üçgen gofret yerleştirelim. Dondurmayı tatlı sosla kaplayalım. Krem şanti ekleyelim. Sundae dondurmayı şekerleme ve vişnelerle süsleyelim. Güzel hanımefendi için Scoop Ahoy'dan özel bir sandı. Alper büyülenmiş gibi. Bu bedava dondurma yediğim üst üste tam 4. gün. Sihirli bir kafeye gittiğimizde siparişimize dikkat etmemiz gerekir. İçecek sipariş ettik ama bu içecek yağlı gibi. Tencerede alkolsüz birayı ısıtalım ama kaynatmayalım. Baharatlar ekleyelim. Karanfil, tarçın, zencefil ve muskat. 2 yumurta sarısını 60 gram kahverengi şekerle karıştıralım. Beyazlaşana kadar mikserle çırpalım. Karışımı biraya dökelim. Çok hızlı bir şekilde karıştıralım ki yumurta sarısı pişmesin. Tereyağı ekleyelim. Birayı tekrar mikserle karıştıralım. Bardağa dökelim. Üstüne köpük koyalım. Sıcak servis edelim. Dur biraz. Garsonumuz Harry Potter mı? Şimdi neden bu biranın tadının yağlı gibi olduğunu anladım. Burası New York'taki en iyi tavuklu dürümü yapıyor. Burası yenilmezlerin en sevdiği kafe. Olamaz. Bu Tony Stark mı? Vay canına, gerçekten o. Iron Man tavuklu dürümünü bekliyor. Bir tavuk göğsüne baharatlar serpelim. Kızartalım. Ve şeritler keselim. Bir parça lavaş koyalım ve üstüne marul. Domates dilimleri. Patates kızartması. Ve turşu dilimleri yerleştirelim. Sarımsak rendeleyelim. Yoğurt ekleyelim. Ve tuz. Sosu iç dolgunun üstüne koyalım. Lavaşı rulo yapalım. Ve yağsız tavada pişirelim. Çok lezzetli. Haklısın Tony. Bu New York'taki en iyi tavuklu dürüm.
Spider-Man, beni yine kurtardın ve ortadan yok oldun. Tek yapabileceğim seni beklemek ve en sevdiğim çuroları yemek. Bir tencereye bir bardak su koyalım. Çeyrek çay kaşığı tuz ekleyelim ve iki çorba kaşığı şeker. Ve yarım bardak tereyağı. Karışımı kaynatalım. Isıyı azaltalım ve yavaş yavaş 150 gram un dökelim. Hamuru karıştıralım. Ocaktan alalım. Tek tek 3 yumurta kıralım. Her seferinde hamuru karıştıralım. Hamuru bir krema poşetine koyalım. Ve kızgın yağla dolu bir tencereye ince şeritler halinde sıkalım. Altın rengi olana kadar kızartalım. Alalım ve fazladan yağını emmesi için kağıt havluya koyalım. Bir tabakta şeker ve tarçını karıştıralım. Çuroları şekere bulayalım. Ve kağıt külaha koyalım. Ah, işte geldin. Al, bir çuro ye. Bu çok üzgün bir çay partisi. Ta ki ayıcık Paddington gelinceye kadar. Yanında portakal marmelatlı tost getirmiş. İki büyük portakalı sıkalım. İç kısmını kabuğundan ayıralım. Ve tülbentle birlikte bir kaseye koyalım. Bağlayalım. Kabuğu ince şeritler halinde keselim. Bir tencereye portakal suyu ve bir bardak şeker koyalım. Doğradığımız portakal kabuklarını ekleyelim. Ve portakalın iç kısmının bulunduğu bezi koyalım. Tencereyi kapatalım ve karışımı 30 dakika pişirelim. Sonra portakallı bezi alalım ve sıkalım. 450 gram şeker dökelim. Pişirelim. Tarçın ekleyelim. Marmeladı 1 saat boyunca orta ateşte pişirelim. Olup olmadığını kontrol edelim. Eğer tabağa yayılmıyorsa bu marmelat hazır demektir. Marmeladı temiz kavanozlara dökelim. Teşekkürler Paddington. Bu küçük ayıcık kendi başına bir kavanoz marmelat yiyebilir. Afiyet olsun. Kafe taht oyunları. Hey Daenerys, burada kim var görüyor musun? Sansa Stark geldi. En sevdiğim limonlu pastadan istiyorum. 3 yumurtayı ayıralım. Yumurta sarısına 4 çorba kaşığı şeker koyalım ve mikserle çırpalım. Çırpmaya devam edelim ve 4 çorba kaşığı su ekleyelim. Ve 1 çorba kaşığı da limon suyu. Yumurta beyazlarına bir tutam tuz ekleyelim. 4 çorba kaşığı şeker ekleyerek yoğun bir kıvam alana kadar çırpalım. 8 çorba kaşığı unla 2 çay kaşığı kabartma tozunu karıştıralım. Un karışımına yumurta sarısını ekleyelim. Yumurtanın beyazıyla birleştirelim. Bir limon kabuğunu hamura ekleyelim. Küçük kek kalıplarını zeytinyağıyla kaplayalım. Kalıpların 1/4'ünü dolduralım. Ve kekleri 180 derecede 30 dakika pişirelim. Krema yapmak için 4 yumurta sarısı, 120 gram şeker, 1 limon kabuğu, 120 gram limon suyu, 60 gram tereyağı ve 2 çay kaşığı mısır nişastasını bir tencerede karıştıralım. İyice karıştıralım. Yoğun bir kıvam alana kadar düşük ısıda pişirelim. Talimatlara uygun şekilde eritilmiş 10 gram jelatin ekleyelim. Ve soğutalım. Kremayı kalıplara dökelim ve yarısına kadar dolduralım. Kekleri üstüne yerleştirelim. Ve buzdolabında soğutalım. Servis ederken kremalı tarafı ters çevirelim. Sonra da meyveler ve limon kabuğuyla süsleyelim.
Hadi gidip oyna benim küçük gri kurdum. İşte özel limonlu pastam da geldi. Tam da kralın topraklarında yaptığımız gibi. Ah hayır, ejderhalar yine ateş püskürüyor. Alita, savaş meleği. Sana hayatın nasıl olduğunu göstereceğim. Portakal ister misin? Bu çok ekşi. Tamam, onun yerine çikolata dene. Sütlü çikolata eritelim. Çikolata barı kalıbına dökelim. Eşit bir katman haline getirelim ve sertleşmesi için buzdolabına koyalım. Sertleşen çikolatanın üstüne erimiş çikolata ile filmdeki şirketin logosunu yapalım. Soğutalım. Şekli şekil verme aletiyle düzeltelim. Çikolata barını altın rengi folyoya saralım. Çikolatanın tadı daha güzel. Cyborglar bile çikolata sever. En sevdiğiniz film karakterinin favori yemek tariflerini sevdiniz mi? Öyleyse siz de hangi filmdeki tarifi deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki yeni film yemek tariflerini kaçırmazsınız.